Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yeni bir istek üzerine size ekran bacakları anlatıyorum. Hemen yorumlardan bakıyorum telefondan. Kim istemiş? Oyun kralı diye bir arkadaş termitleri falan anlatır mısın demiş. Termit de bir ekran bacaklı sayıldığı için ben de ekran bacakları anlatıyorum. Bugün sizlerle birlikte Hermit yengeci, termit, kelebek ve tavşan anlatacağım. Şaka, tabii ki tavşan anlatmayacağım. Tavşan bir eklem bacaklı değil arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman termit yengecinden başlayalım. Yanlış söylemiş olurum. Termit yengeci, hermit yengeci arkadaşlar. Evet, özellikle hermit yengecini seçeyim dedim. En aralarından bence en güzeli bu. Geldi salyangoz kabuklarını da arkadaşlar neden giyiyor? Savunma için giyiyor. Bunlar çünkü kabuk olmadan kendilerini korumasız hissediyorlar. Öyle değişik bir içgüdü diyelim. İçgüdüleri var. Peki ya bunlar kabukları tabii ki her canlı büyüdüğü için en sonunda kabuklarına sığmayacak hale geliyor arkadaşlar. Ve ondan sonra evet, kabuklarına sığmayacak hale geldiklerinde onlar bir sıraya giriyorlar. Şu şekilde büyük hermit yengeçleri kabuğunu küçük hermit yengeçlerine veriyor. Bu şekilde arkadaşlar, bu şekilde de birbirinde takas yapıp yaşıyorlar ki kabukları onların için çok önemli. Onlarsız çok kötü hissediyorlar. Böyle bir değişik bir huyları var bu hermit yengeçlerinin arkadaşlar. Şimdi sıra termitte. Sıra termitte arkadaşlar. Bunu gene özel bir arkadaşımız anlattı. Bunu çok özel bir şeyde anlatıyorum zaten. O oyun kralı dediğimiz arkadaş istemişti bunu. Onun isteğini yapıyorum zaten, eklem bacakları. Eğer siz de başka bir hayvan çeşidini istiyorsanız anlatırım. Termitler ve karıncalar benzer ama karıncaların çok daha fazla bir alanda yaşarlar arkadaşlar ve tahtayla besleniyorlar diye gördüm. Bu termit yuvaları çok, zaten bunu bazı kitaplarda yazabilir. Çok mimar hayvanlar, yani çok yuva yapma yönünden çok zeki ve büyük yuvalar yapabiliyor arkadaşlar termitler. Gördüğünüz gibi buna Afrika'da falan yaşar arkadaşlar. Bir termitlerin çok önemli bir ekosisteme yarar var. Afrika'da birçoğu hayvan atıyorum karınca, yem falan hep termitlerle besleniyor. Sadece Afrika'da değil. Ondan sonra tembel hayvan. Onları başka günler anlatırım, bazı hayvanları. Ama yani cidden termitte bir sürü canlılar avlıyor onları. Arkadaşlar, bu da termitlerin kraliçesi, gördüğünüz gibi. Çok sümüklü böceğe benzer. İlk defa sümüklü böceğe tiskinmeyip de buna tiskindim. Tırtıldı arkadaşlar. Evet, şimdi asıl bu eklem bacaklarla ilgili bildiğimiz önemli şeylerden anlatacağım. Şimdi Turtle normalde ilk baştan bu hikaye zaten birçoğumuz biliyor. İlk baştan yapraklayıp bir kozaya gidiyor. Hemen kozayı size göstereyim. Evet, bu şekilde bir koza giriyor ve bundan da evet, en sonunda da kelebeği oluşturuyor. Ben özellikle bunu neden anlattım? Çünkü eklem bacaklarının hepsi başkalaşım geçiriyor. Kurbağalar gibi başkalaşım geçiriyor. Genelde larvadan sonra dönüşürler ama kelebek böyle tırtıldan başlayıp kozadan sonra oluşuyor. Yani genelde neredeyse hepsi larvadan başlayıp sonra oluşuyor arkadaşlar. Yani eklem bacaklarının en önemli özelliği bu arkadaşlar. Size eklem bacakları anlattım. İnşallah güzel güzel bulmuşturursunuz. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşürüz.